TV52 Ana Haber Bülteninden herkese iyi akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Sultan Gazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Nene Hatun Kültür Merkezi'nin açılış törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş katıldı. Açılışta konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş terör örgütlerine değindi. Türkiye'de böl, parçala, yönet oyununa asla izin verilmeyeceğini söyledi. Sultan Gazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Nene Hatun Kültür Merkezi'nin açılış törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş katıldı. Açılışta konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş terör örgütlerine değindi. DAEŞ'in, PKK'nın, PYD'nin bu coğrafyada cirit atmasının temel sebebi kendi güçleri ve talepleri değil, emperyalist ülkelerin onlara verdiği vekalet savaşındaki görevleridir. Türkiye bundan büyük zarar görmüş bir ülke olarak şunda kararlıdır. Arkasında kim olursa olsun, kim hangi desteği verirse versin, Türkiye hem Türkiye'nin sınırları içinde hem bu coğrafyada terör örgütlerinin bölge halklarına zarar vermesine asla müsaade etmeyecek, böl parçala yönet oyununa asla izin vermeyecek. Türkiye'de böl parçala yönet oyununa asla izin verilmeyeceğini söyleyen Başkan Vekili Kurtulmuş, ayrıca NATO ve Adalar Denizi'ne de değindi. Şimdi aynı şekilde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması üzerinden verilen mücadele de aynı vekil devletler üzerinden sürdürülmeye çalışılan yeni küresel bir oyunun parçasıdır. Bunu da bir kenara koyun. Türkiye olarak da haklı olarak söylüyoruz. Biz bir fantezi yapmıyoruz. Biz NATO'nun üyesi olarak 1952'den beri bütün gücümüzle burada güvenliği sağlayan, fedakarlık yapan bir ülke isek, yani NATO'nun her türlü yükünü çeken bir ülke isek, kusura bakmayın, NATO üstümüze ilave bir yük yükleyemez. Yani PYD'ye, PKK'ya destek veren ne İsveç'i ne başka bir ülkeyi. Açılışın ardından Başkan Vekili Kurtulmuş, Sultan Gazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun'la beraber Nene Hatun Kültür Merkezi'ni gezdi. AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi-Yıldız memleketi Ordu'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Altınordu'da esnaf ve vatandaşla bir araya gelen milletvekili Yedi-Yıldız esnafın sorunlarını dinledi. TV52 mikrofonlarına da özel açıklamalarda bulunan Yedi-Yıldız, fındık fiyatının bu sene üreticiyi mağdur etmeyeceğinin de sinyalini verdi. AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi-Yıldız, Altınordu'da esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Esnafla sohbet eden Yedi-Yıldız, Altınordu esnafının hem hatırını sordu hem de sorunlarını dinledi. Esnafın ve vatandaşın Yedi-Yıldız'a olan ilgisi ise oldukça büyüktü. Hilmi Güler Beyefendi ile Mesudiye Belediyesi'nin açılışına gelmişlerdi. Ben bizzat şahit oldum. Camiden hatta beraber yürüdük belediye binasına kadar. Orada Eczacı Bey çok yakınmıştı. Mesudiye çok güç durumda. Diyaliz için Ulubey'e geliyor, Ordu'ya geliyor. Çok uzak, perişan bir durumda. İnsanlar benden yardım istiyorlar, sayın vekilim demişti. Şenel Yedi-Yıldız beyefendi de o bende dedi, hiç merak etme. Diyaliz Mesudiye'de yapılacak. Doktor ihtiyacı Mesudiye'nin giderilecek dedi. Allah razı olsun, ben 3 yıl sonra tesadüfen Ordu'da sayın vekilimizi gördüm. Tahıl pazarında gerçekten de bunları yerine getirdi. Gurur duydum çünkü ordunun çocuğu, orduya hizmet. TV52 mikrofonlarına da özel olarak konuşan Yedi-Yıldız'ın gündeminde ise fındık vardı. Vekil olduğu günden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fındık için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yedi-Yıldız, büyük bir ilerleme kaydettiklerini söyledi. Tabii baş meselemiz fındık. Fındık 2008'de ben milletvekili oldum biliyorsunuz. 2008'de milletvekilliği kaydımı yaptırdıktan sonra fındıkla ilgilenmeye başladım. Hala da ilgileniyorum.
Ama o günden bugüne bayağı ilerleme var. Hem devlette ilerleme var, hem siyasette ilerleme var. Cumhur İttifakı milletvekilleri olarak fındık için bir araya geldiklerine vurgu yapan Yedi Yıldız, bölge milletvekilleri olarak hasat sezonuna kadar sıkı bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. Biz artık bu işi rutin haline getirdik. Fındık bölgesi, Cumhur İttifakı milletvekilleri olarak fındık mevsimi başlamadan önce bir araya geliyoruz. Karşılıklı konuşuyoruz, herkes fikrini söylüyor ve bunlar bir kayda geçiyor. Daha sonra aradan 15-20 gün veya bir ay sonra bir toplantı daha yapıyoruz. O kayıttakilerin üzerine de ne ilave ediyorsak onları ilave ediyoruz. Hem biz araziden topladıklarımız, sizlerden, vatandaşlardan, üreticilerden aldıklarımızı şey yapıyoruz, aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık üreticisini hiçbir zaman mağdur etmeyeceğini söyleyen Yedi Yıldız, fındık fiyatının bu sene üreticiyi sevindirecek bir rakam olacağının da sinyalini verdi. Zaten fındık alımı için alacağını bu Kızılcamam kampında söyledi. Fındığı ne zaman alıyoruz, nasıl alıyoruz diye. Fiyatlar da zamanla oluşacaktır. Rekolteye bağlı, şeye bağlı, piyasaya bağlı bir fiyat oluşacaktır. Ama ben şimdi yani inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar fındık üreticisi hiç mağdur etmedi. Bizi de mahcup etmedi o üreticiye karşı. Bu sene de mağdur etmeyecektir. Belki de üreticinin beklediğinden de fazla bir fiyat verecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından fındık adına yüksek bir rakamın talimatının verileceğini belirten Yedi Yıldız sözlerini noktaladı. Sayın Cumhurbaşkanımız o yüksek fiyatla fındık alımına talimat verecektir. Toprak mahsulleri ofisi de fındığı alacaktır. Buna inanıyorum. 9 Haziran Perşembe günü Ordu'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk ziyaretini Gülyalı Belediyesi'ne gerçekleştirdi. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Doktor Mustafa Adıgüzel ve bölge milletvekillerinden oluşan heyetle havalimanına iniş yaptıktan sonra Gülyalı Belediyesi'ne uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ulaştepe tarafından çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımı yapıldı. Özellikle de Turna Suyu mahallemize ciddi bir yapılaşma olur efendim. Bizim de sizin bize talimatlarınız olsun, yeşil alan sayılarını ciddi oranda artırıyoruz ilçemizde. Burası efendim 5000 metrekare yepyeni bir yeşil alan kazandırıyoruz Turna Suyu mahallemizde Gülyalı'ya. Hem Ekrem Başkanımız hem de Yılmaz Büyükerşen Başkanımızın yaptığı gibi ırmağın kenarında yepyeni bir alan. Çok kısa bir süre sonra açılışını yapmayı hedefliyoruz efendim. Yine ilçemizde bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda Ceren Özdemir kardeşimizin adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber yepyeni bir 2000 metrekarelik bir çocuk parkı daha kazandırdık ilçemizde yaptığımız zaman. Efendim bizim buradaki en büyük şeyimiz beton yol, yollara beton döküyoruz. 15 kilometre beton yolla kavuşturduk Gülyalı ilçemizi. Gerçekten bizim en büyük alanımızdan bir tanesi. Bu yeniden de yapmaya devam ediyoruz. Geride kalan 3 yıllık süreçte gerçekleştirilen ve yerel yönetimlerde örnek alınan uygulamalarla ilgili sunum yapan Başkan Tepe, Kılıçdaroğlu'nu ilçede ağırlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Bu da efendim özellikle sizin de bize ifade ettiğiniz gibi kooperatifler konusunda da oradaki tüm kooperatiflerin burada 8 tane dükkanımız var. Belediye olarak 2 tanesini kendimize ayırdık. Ama diğer türlü burada ilçe ayrımı yapmaksızın tüm kooperatiflere ücretsiz olarak alan temin ediyoruz. Karayolu kenarında efendim size geçerken göreceksiniz şimdi. Bu alanda da insanlarımız, kadınlar özellikle, yaptıkları ürünleri satıp buradan gelir elde etmelerini arzu ediyoruz efendim. Ve bizim gelmeden önce mali hazinesine ciddi bir borcumuz vardı. Onu da takas yöntemiyle belediyemize şu anda mali hazinesine 1 lira borcu olmayan bir belediyeyiz. Hem sizin huzurunuzda ben hem bütün heyetimize, siz başta olmak üzere genel merkezine çok çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı. Gerçekten kardeş belediyecilik anlamında da Seyit Başkanımın da destekleriyle bugüne kadar hem araç desteği aldık, hem malzeme destekleri aldık. Hem kendi gücümüzle hem de sizlerin desteğiyle beraber yolumuza devam ediyoruz. Tekrar efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Gerçekleştirilen çalışmaları ilgiyle dinleyen ve önerilerini paylaşan Kılıçdaroğlu, Başkan Tepe'yi başarılı çalışmaları dolayısıyla tebrik etti. Yürekten kutluyorum. Genç, dinamik olman enerjini alana yansıttığını gösteriyor. Güzel bir şey. Teşekkür ederim. Halkla kucaklaşmak, gençlerle, yaşlarla beraber olmak, onların sorunlarını çözmek için çaba harcamak güzel bir şey. Özellikle gençlerle çok güzel diyaloğu var başkanımın. Güzel. Biz de il başkanlığı olarak başkanımızın bu enerjisinden bir şeyinden faydalanıyoruz. Zaten Türkiye'nin kaderini de gençler. Evet, aynen öyle. Evet. 7,5 milyon genç. Ben 6 milyon 300 bin diyordum ama 7,5 milyon genç sandığa gidip oy kullanacak ilk kez. Evet. Türkiye'nin kaderini belirleyecekler. Gülyalı Belediyesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin anısına Kılıçdaroğlu'na ordunun tarihi, doğal ve turistik mekanlarının yer aldığı el işlemesiyle yapılan plaket takdim eden Başkan Tepe, içerisinde fındık ve bal mahsullerinden oluşan yöresel sepet hediye etti. Çekiyoruz. Belediyede gerçekleşen program ziyaret anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Başkanım, adaylık. Siz hoş geldiniz ama biz hoş değiliz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet'in Güler özel bir kolejin mezuniyet törenine katıldı. Başkan Güler öğrencilere orduyu hiçbir zaman unutmamalarını ve yıldızlarının ışıklarını şehre daima yansıtmaları temennisinde bulundu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İnmi Güler özel bir kolejin mezuniyet törenine katıldı. Kolejde düzenlenen mezuniyet töreninin davetlisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İnmi Güler öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak oldu. Başkan Güler öğrencilere orduyu hiçbir zaman unutmamalarını ve yıldızlarının ışıklarını şehre daima yansıtmaları temennisinde bulundu. Aileyi kutluyorum, okulu kutluyorum, hocalarımızı, böyle pırıl pırıl bir mezunları ordumuza, ülkemize, belki de dünyaya kazandırdıkları için. Ben de tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki, yani hayatta üç önemli konu var gençler için. Bunlardan bir tanesi tabii ki sevgi. Sevgiyi hayatınızdan eksik etmeyin. İkincisi bilgi. Üçüncüsü erdem. Bu üçüyle beraber yürüdüğünüz zaman Allah bütün gayretleri mutlaka hedefe ulaştırıyor. Mezunların içerisinden birçok meslekten bireylerin çıkacağını belirten Başkan Güler, ne yaparsanız yapın bu memleketi unutmayın ifadesini kullandı. Hakikaten çok güzel bir okul kuruldu. Kuruluşundan itibaren işin içindeyim. Ben ordunun geleceğini çok iyi görüyorum. Ordumuzu unutmamamız lazım. Sizlerin içinden belki çok iyi öğretim üyeleri çıkacak, çok iyi mühendisler çıkacak, çok iyi bilim adamları çıkacak, siyasetçiler çıkacak, hekimler çıkacak, tüccarlar çıkacak. Ama ne yaparsanız yapın bu memleketi unutmayın. Ve ordumuza dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka bir yıldızın ışığının gelmesi gibi, yansıması gibi orduya daima yıldızlığınızdan ışınlar orduya da yansısın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 10-11 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği 2. Mor Zirve Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Ekrem İmamoğlu, bir avuç insan İstanbul Sözleşmesi'ni paramparça etti dedi. Dolayısıyla meselenin temelinde eşitsizlik vardır. Ve bunu toplumsal olarak ele almalı, dilimizi daha pratiğe dönüştürmeli, hep beraber düşünmeli, siyasi kavramları kenara koyup, oy meselesinin ötesine bunu taşıyıp, çözüm odaklı davrandığımız takdirde bir reformu, devrimi yapabiliriz. İnanın aksi takdirde yüzüne bakılmayacak siyasilere dönüşürüz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 10-11 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği 2. Mor Zirve Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Birlikte çok, eşit ve tok başlığıyla düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Değerli konuklar, kıymetli katılımcılar,
memleketimizin 86 milyon insanımızın ve hatta bugün bu ülkede bulunan farklı mülteci, sığınmacı konuklarımız veya başka unsurlarla neredeyse 93-94 milyona yakın insanın içinde bulunduğu bu topraklarda meselelerimizin her birinin çok önemli, çok dünyaya da örnek olabilecek kıymette meseleler olduğunun farkına varmalıyız. İstanbul bu yaşam sisteminin her yönüyle bir göstergesi, merkezi. Burada yapılacak her işin de ülkeye çok ciddi katkılar sunacağını bilen yöneticileriz. Şimdi birçok sorunu konuşuyoruz. İşte sığınmacı, mülteci, inanç üzerinden sorunları konuşuyoruz. Etnik köken üzerinden problemleri konuşuyoruz. Birçok konu var. Ama kabul edelim, aslında temel sorun eşitlik meselesi. Onun alt başlığına neyi koyarsanız koyun, meselenin temelinde eşitlik. Ülkemizde ve dünyada cinsiyet eşitsizliğinin yanı sıra farklı kavramlar üzerinden de bireyler arasında eşitsiz durumların yaşandığına vurgu yapan İmamoğlu, bu konuda bir zihniyet değişikliğine duyulduğunu vurguladı. Kadınların sosyal hayatta, iş dünyasında ikinci planda durduğu ve de eşitsizlik, cinsiyet eşitsizliği, kadın meselesi konuşulduğunda ana başlıklar işte tacize uğrayan kadınlar, şiddete uğrayan kadınlar, ne yazık ki cinayetlere kurban edilen kadınlar şeklinde böyle çok can yakan meselelerle gündeme gelir durumda. Bu konuda aslında böyle bir acıyı yaşadığımız, bir travmayı yaşadığımız anda konuşulmasından ziyade baktığım pencere benim bir zihniyet değişikliğine duyduğumuz ihtiyaç. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kadın çalışan ve yönetici istihdamına özel önem verdiklerinin altını çizen İmamoğlu, onlarla birlikte İstanbul'a hizmet vermekten gerçekten büyük bir onur ve gurur duyuyorum ifadelerini kullandı. Kadın çalışanlarımızın, kadın çalışma arkadaşlarımızın bu kent için ne kadar değerli hizmetler sunduğunu, ne kadar güzel hizmetlerin içinde olduklarını görüyorum ve çok iyi biliyorum. Bugün Büyükşehir Belediyesi'nde gerek yönetici pozisyonlarında, gerekse bazen bir İETT şoförü ya da zabıta arkadaşlarım ya da metro sürücüsünden bir teknik elemana, bir mühendise varıncaya kadar çok özel bir hizmeti sunduklarını ve hiç de alışık olmadığımız ortamlarda hizmet veren birçok kadın çalışma arkadaşımızın varlığını görüyorum. Bu da açıkçası hem 16 milyon insana hizmet sunuyorlar, hem de bence 16 milyon vatandaşımıza iyi geliyor kadınları gördükçe. Oradaki o görüntü bence bu şehrin kadınlarına, kız çocuklarımıza çok iyi geliyor. Bir önceki zirvenin ana konusunun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılan İstanbul Sözleşmesi olduğunu hatırlatan İmamoğlu şunları söyledi. Yani tarih bize değerli bir şans verdi. İstanbul Sözleşmesi, onu da elimize yüzümüze bulaştırdık ne yazık ki. Bu kadar asil ve bu kadar dünyada vitrine konacak bir sürecin adının içinde cinsiyet eşitsizliğini gideren bir tanımın olduğu ve kadının olduğu çağdaş bir meselenin çözüme kavuşturulması temelinin oluşturulduğu bir sürecin tarifi İstanbul Sözleşmesi dendi. Ne yazık ki bu İstanbul Sözleşmesi'ni Ankara'daki arkadaşlar, yine bir avuç insan, her konuda olduğu gibi paramparça hale getirdiler.
İstanbul'da toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışan kurum, kuruluş, aktivist ve uzmanlarla yerel yöneticileri bir araya getiren zirve bu yıl yerel eşitlik eylem planını merkeze alıyor. Mor Zirve'ye Bağ Etkileşimli Öğrenme Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, İlk Adım Kadın Kooperatifi gibi sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, İstanbul Kadın Komisyonu, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu katılım sağladı. Giresun Üniversitesi'nde öğrenim gören Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri OBİTEN Merkezi'nin misafiri oldu. Çok iyi bilmek zorunda. Bu mesleğe eğer gönül vermişseniz ki... Karadeniz bölgesinde tek olma özelliği taşıyan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı İtfaiye Eğitim Merkezi bu kez Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerini ağırladı. Giresun Üniversitesi'nde öğrenim gören bölüm öğrencileri OBİTEN Merkezi'nin misafiri oldu. Öğrenciler yangına müdahale, yangın alanındaki doğru hareket tarzları ve söndürme ekipmanları, kullanım teknikleri, arama kurtarma teknikleri gibi eğitimleri OBİTEN'de görevli eğitmenlerden uygulamalı olarak alma fırsatı buldu. Giresun Üniversitesi SPE Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğretim görevlisi Ali Şükrü Cihan, Giresun'da böyle bir ortamın olmadığı için Karadeniz bölgesinde tek olma özelliği taşıyan OBİTEN'i tercih ettiklerini söyledi. Bizim vermiş olduğumuz yanma, yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler, arama kurtarma, trafik kazaları bu gibi eğitimleri üniversitemizde bu gibi ortam olmadığından dolayı Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çok güzel çalışmalar ve Ordu İtfaiye Daire Başkanı ve Ordu İtfaiye Eğitim Merkezi'nin Karadeniz bölgesine kazandırmış olduğu böyle güzel bir eğitim dizisi, hem yangın, hem kurtarma, hem trafik kazası, hem LPG, hem doğal gaz, aranan her şey var. Sivil savunma itfaiyeteki yetişen öğrencilerin buraya gelip bunu bu şekilde eğitimi uygulamalı olarak görmeleri bizi çok memnun etti. Bu vesileyle birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu İtfaiye Eğitim Merkezi'ne teşekkür ediyorum. Bölümü öğrencileri ise oldukça verimli bir eğitim geçirdiklerini ifade ederek böyle bir imkanın kendilerine sunulduğu için Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ekibine teşekkürlerini ilettiler. Gayet iyi, daha önce görmemiştim yani böyle bir şey. Gayet iyi ayarladılar ve güzel yerler gösterdiler, güzel şeyler ve eğitim verici. Bence gayet etkileyici oldu. Teşekkür ediyoruz. Bugün burada Ordu Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ederiz. Burada bizi misafir ettiler eğitim için. Gördüğünüz gibi eğitim alıyoruz arkadaşlar. Uygulamalı olarak çok iyi bir eğitim verdiler bize. Sonsuz teşekkürlerimizi başkanımıza gönderiyoruz. Bugün Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Bir sürü yangın çeşidi, tırmanma vesaire vesaire daha fazla şeyler gördüğümüz için bize bu imkanları sağladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Eğitim İş Ordu Şube Başkanı Neşet Sayman bugün sendika binasında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sayman, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları başta olmak üzere hiçbir verinin gerçeği yansıtmadığına yönelik eleştirilerde bulundu. Eğitim İş Ordu Şube Başkanı Neşet Sayman bugün sendika binasında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Sayman'ın gündemleri arasındaysa TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları vardı. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyonuna göre aylık bazda %2.98, 5 aylık bazda %35.64 ve son 1 yıla göre de %73.5 oranında artış yaşandı. Ancak açıklanan enflasyon oranları son 20 yılın en yüksek seviyelerinde seyretse de açıklanan verilerin gerçeği yansıtmamaktadır. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu araştırma birimi Kamuar'ın yaptığı araştırmaya göre Mayıs ayı enflasyonu oranı aylık bazda %9.2, 5 aylık bazda 65.6 ve yıllık bazda ise %159.6 oranı ile 3 haneli rakamlardır.
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları başta olmak üzere hiçbir verinin gerçeğin yansıtmadığına yönelik eleştirilerde bulunan Sayman, doğalgaza son bir yılda %146 zam geldiğine de dikkat çekti. Kamu arın verilerinin TÜİK'in verilerine kıyasla vurdum duymaz siyasal iktidarının inandırıcı gelmese de yurttaşlar çarşı pazarda gerçeği yaşayarak öğrenmektedir. Doğalgaz son bir yılda sanayide %601, konutta %146 zamlandı. 320 milyar metreküp doğalgaz bulduk müjdesinden sonra doğalgaza 13 kez, elektriğe 12 kez zam geldi. Kamu çalışanları ve emekliler ise enflasyon farkı harici %7,5 oranında zam yapılması, bugün yaşanan enflasyona göre maaşların alım gücü, geçen yılın askeri ücretin bile gerisine düşmüştür. Özellikle son bir yılda gelen zamlar nedeniyle kamu çalışanlarının da günden güne alım gücünün düştüğüne vurgu yapan Sayman, iktidara yönelik sert eleştirilerde bulundu. Geçtiğimiz yıllarda yılda sadece iki kere gelen zam haberlerinden bile rahatsızlık duymaktaydık. Ancak AKP hükümeti günlük olarak gelen zam haberlerindense artık aylık, haftalık ve akaryakıt örneğinde olduğu gibi günlük zamlara bile yurttaşları razı etmeye çalışmaktadır. TÜİK'in çarpıtılmış rakamlarının bile gerisinde seyrederek kamu emekçileri günden güne yoksulluğa mahkum edilmiştir. Bundan sadece 10 yıl önce en düşük kamu emekçisi maaşının askeri ücretin 2.4 katı olduğu göz önünde bulundurursak, yıllarını eğitime ve ülke çıkarlarına adamış kamu emekçilerinin maaşı askeri ücretle bir tutulmaya başlanmıştır. Ekonomik krizin günden güne büyüdüğünü belirten Sayman, iktidarın ekonomi politikasını değiştirmesi için de çağrıda bulundu. Siyasal iktidarın akla ve bilime uygun bir şekilde üretim, yatırım ve düzgün bir para politikası üretmemesindeki ısrarı son bulmadıkça ekonomik krize hiçbir şekilde çözüm üretilemeyecektir. Siyasi iktidar acilen ciddi ve somut adımlar atmalı ve milyonlarca gencimizin ve yurttaşımızın işsizlik sorununu çözmelidir. Altınordu'da bulunan bir özel yaşam merkezinde öğrenim gören özel eğitimli çocuklar resim sergisi düzenledi. Özel eğitimli çocukların ellerinden çıkan eserler yaşam merkezinin bahçesinde sergilendi. Altınordu'da bulunan bir özel yaşam merkezi, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların yaptığı çalışmalardan oluşan bir sergiye ev sahipliği yaptı. Özel çocuklara sanat aracılığıyla destek vermek ve onları özgürleştirmek için hazırlanan resim sergisinde çocuklar öğretmenleri Emek Yiğit'le birlikte hayal dünyalarını resimleri aracılığıyla aktardı. Biz genel resim çalışmasının biraz dışına çıkmaya çalıştık. Onun dışında üç boyutlu çalışmalar yapmaya çalıştık. İşte kağıt, boya vesairenin dışına çıkmaya çalıştık. Neden diye sorarsanız biraz daha böyle öğrencilerimize doğayla iç içe olmak için, sosyal aktiviteyi öğretebilmek için bunu yaptık. Çok da başarılı çalışmalar çıktığını düşünüyorum. Gelen seyircilerden de çok güzel olumlu tepkiler aldım. Sergide hayallerini resme döken öğrencilerden birisi olan Rabia da duygu ve düşüncelerini ifade etti. Resim yapma yani biraz daha güzel gibi görünüyor ama yani buradaki bütün öğretmenlerimi çok seviyorum. Sergide özel çocuklara ait yüzlerce resim, heykel ve farklı sanatsal çalışmalar yer alıyor. Bu sergiyle birlikte özel eğitim gören öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran kurum müdürü Sinan Bal, bu serginin Ordu'da bir ilk olduğuna da vurgu yaptı. Bugün özel eğitimde bir farklılık olarak, yani normalde Ordu'da, Ordu bölgesinde böyle bir etkinlik yapılmadı. Çocuklarımızın işte yaşam becerilerini hem geliştirmek hem toplumsal hayata katılımlarını sağlamak için böyle farklı şeyler denemek istedik. Çocuklarımız işte resim öğretmenimizle beraber yaptıkları etkinlikleri, resimleri, işte taş boyamalar var, farklı etkinlikleri var. Onları hem çocuklarımızın görmesi, hem ailelerimizin görmesi, hem topluma bir örnek olması için farklı bir resim etkinliği tarzında bir sanat etkinliği düzenledik. Ailelerinde bu sergiden oldukça memnun olduğunu belirten Bal,
onların yüzündeki mutluluğu görmek bizim için bir övünç kaynağıdır dedi. Dediğim gibi ailelerimiz çok ilgili bu konuda. Çocuklarının, kendi evlatlarının yaptıklarını gördükçe çok mutlu oluyorlar. Onların da yüzündeki gülücükleri görmek zaten bizim için çok çok övünç kaynağı. İnşallah bunun devamını sağlayacağız. Gün boyu sürecek olan sergide aileler de öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrencilerin birbirinden değerli eserleri ise sanatseverler tarafından da büyük bir ilgi gördü. Şimdi kısa bir reklam arası. Ordu Büyükşehir Belediyesi 45 öğrenciye ilk defa tiyatro izlemenin keyfini yaşattı. Ordu Büyükşehir Belediyesi 45 öğrenciye ilk defa tiyatro izlemenin keyfini yaşattı. Ordu'nun Ulubey ilçesinde bulunan Şehit Mithat Eren İlkokulu'nda öğrenim gören yaklaşık 45 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi ile ilk defa tiyatro izleme fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Otobüs Durağında 3 Bencil adlı çocuk oyunu bu kez onlar için sahnelendi. Tiyatro oyununu keyifle izleyen öğrenciler neşeli saatler geçirirken müzik eşliğinde gerçekleştirilen tiyatro gösterisine eşlik eden çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu. Oyun sonrası öğrencilerle bir araya gelen oyuncular tiyatro hakkında miniklere bilgilendirmelerde bulundu. Tiyatro gösterisinin sonunda ise öğrencilere boyama kitabı ve boya kalemi hediye edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre bu hafta içerisinde Ordu, Giresun, Sinop ve Samsun çevreleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ordu, Giresun, Sinop, Samsun çevreleriyle Amasya'nın kuzey ve Trabzon'un batı kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Genel Müdürlüğün açıklamasında bu hafta içerisinde Ordu, Giresun, Sinop, Samsun çevreleriyle Amasya'nın kuzey ve Trabzon'un batı kesimlerindeki gök gürültülü sağanak yağışların yerelde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genel Müdürlüğün açıklamasına göre vatandaşların yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının istendiği kaydedildi. Bu haberle birlikte TV52 ana haber bülteninin sonuna geldik. Gece bülteninde yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalın. Hoyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sunar.
Mutlu akşamlar. Günün öne çıkan spor başlıklarıyla karşınızdayız. Ben Görkem Karaağaç. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ligin son hafta maçını kazanması halinde şampiyon olarak adını Süper Lig'e yazdıracak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ligin son hafta maçını kazanması halinde şampiyon olarak adını Süper Lig'e yazdıracak. Geçen sezon uzun süredir mücadele ettiği Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nden küme düşerek taraftarlarını üzen Engelsizler Ordusu 1. Lig'de kalıcı olmadı ve ligin bitimine 5 hafta kala üst lige yükselmeyi garantilemişti. 2021-22 sezonunda Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde bir maçı kalan Ordu Büyükşehir Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı pazar günü deplasmanda mücadele edeceği Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü mağlup etmesi durumunda Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayacak. Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile Ordu Büyükşehir Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı arasındaki karşılaşma 12 Haziran pazar günü saat 14'te Muş Yeni Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Ordu Spor 1967 U16 takımı Yolunlu Spor U16 karşısında penaltı atışlarında mağlup olarak gruplarda elendi ve sezonu tamamladı. Ordu'yu Giresun'da düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçlarında temsil eden Ordu Spor 1967 U16 takımı Yomra Spor U16 karşısında penaltılarda yenilerek sezonu tamamladı. Ordu U16 ligini şampiyon tamamlayarak Giresun'da U16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçlarına katılmaya hak kazanan Ordu Spor 1967 U16 ilk maçından galibiyetle ayrılmıştı. Erzincan Spor U16'yı 2-1 mağlup eden Mor Beyaz ekip grubun ikinci maçında ise Yomra Spor U16 ile karşılaştı. Giresun 15 Temmuz sahasında oynanan maçın normal süresinde gol sesi çıkmazken maç uzatmaya gitti. Karşılaşmanın uzatma anlarında da gol olmayınca U16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe bölge finaline yükselen takımı penaltı atışları belirledi. Yomra Spor U16, Ordu Spor 1967 U16 karşısında penaltılar sonrasında 4-2 galip ayrılarak adını finale yazdıran ilk ekip oldu. Alınan sonuçla birlikte Ordu Spor 1967 U16 ekibi sezonu Türkiye Şampiyonası 1. kademede yarı final oynayarak noktaladı. Bu haberle birlikte spor haberleri noktalıyoruz. Mutlu akşamlar. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sundu.